bugün konumuzun kanal kısmında duyu organlarından görmeyle ilgili anlatacaklarım olacak. Dolayısıyla balıklarda görme tamamen yaşam alanıyla doğrudan ilişkili bir özellik. Balıkların, tekrar söylemek gerekirse, derinde yaşayanları var. Orta su kütlesinde yaşayanları var. Pelajik, yani su yüzeyine yakın olarak yaşayanları var. Dolayısıyla görme uyumu da doğrudan balıkların yaşam alanlarıyla da ilişkili. Çünkü ışığın geçirgenliği aşağıya doğru indikçe veya derinlere doğru indikçe azalıyor. Dolayısıyla balıklarda görme uyumunu sağlamak için nasıl ki bir takım ek uzantılar, bıyıkvari ek uzantılar söz konusuysa da daha derine indikçe ışıkla uyumu sağlamak çok mümkün olmayacağından bazı balıklarda gözlerin tamamen kaybolduğu da söz konusu. Ama genel anlamda baktığımız zaman nispeten yüzeye yakın balıklarda ve orta su balıklarında gözlerin yapısal anlamda ve büyüklük açısından fark ettiğini söylememiz mümkün. Şimdi balıklarımızda yine biraz daha yakından bakacak olursak, evet, bunların hepsi şu çarpan balığımız, evet, nispeten dipte yaşayan bir balıktır ama kastettiğimiz derinlik çok yüksek bir derinlik olmadığı için balıkların göz yapılarının nispeten büyüklüğünü görüyoruz. Diğer balıklarda da keza aynı şekilde ama yapısal anlamda baktığımız zaman balıkların tamamında şurada gördüğünüz bu ön kısmın daha düz olduğunu görmemiz mümkün. Şimdi insan gözüyle kabaca kıyasladığımızda bizdeki gibi daha küresel değil. Nispeten ön yüzey daha düzgün dikkat ederseniz. Bir de yine dikkat ederseniz balıkların hiçbirisinde göz kapağı yok. Dolayısıyla ortak özelliklerden bir tanesi bu. Her ne kadar kefal gibi, palamut gibi balıklarda hemen göz kapağı demeyelim ama bir yağ tabakası şeklinde şeffaf bir yapının olduğunu söylemek mümkün. Bu da gözün nispeten temizlenmesinde kabaca bir işlev görür ama göz kapağı asla değildir. Dolayısıyla balıklarda bu anlamda göz kapağının olmadığını söylememiz mümkün. Peki balıklar uyur mu diye bir soru sorduğumuzda, yani gözler hep açık, böyle bir şey söz konusu mu veya mümkün mü dediğimizde, balıklar tabii sadece görüş alanlarını daraltırlar. Uyuma söz konusu değildir çünkü çevreye karşı her an duyarlı olmak durumundalar ama sadece görüş alanını daraltırlar. Dolayısıyla görüş mesafesini daraltmaları bir nevi onlara dinlenme modu şeklinde gerçekleşir. Şimdi baktığımız zaman göz, tabii kafatasının yine konum itibariyle farklı yerlerde olabilir. Yine baktığımız zaman ama simetrik olduğunu söyleyeceğiz. Bir de kalkan balığı, dil balığı, pisi balığı gibi balıklarda gözün asimetrik bir yapıda olduğunu söylemek mümkün. Burada simetrik çünkü her iki tarafta söz konusu ama o balıklarda larval dönemde özellikle simetrikken gelişme evresiyle beraber yaşadıkları metamorfoz, yani dönüşüm sürecinde gözlerin bir tarafa doğru evrildiği, dolayısıyla iki gözün de tek tarafta olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü tabana değen kısımda, çünkü dip balığıdırlar, tabanla temasları var, gözün olması anatomik anlamda ve fizyolojik anlamda da doğru bir konum değil. Öyle olunca da zaten yukarıya doğru gözler tek tarafa evrilmiş halde. Şimdi anatomik olarak baktığımız zaman balıkların gözlerinde, şurada hemen kafatasının olduğu bölümde ne yapıyor? Göz bir çukur içinde yerleşmiş durumda. Dolayısıyla bulbus oculi dediğimiz bu göz yuvarlığı kendini gösteriyor. Şimdi burada biraz daha geldiğimiz zaman bir mezgit balığında, biraz daha yakından bakalım. Şimdi evet, ön tarafı gördüğünüz gibi nispeten daha düz. Kornea tabakası, yani şu kısım, bir bütün olarak baktığımız zaman daha düz bir yapıda. Ortada yine merceğin olduğunu görüyoruz. Ve iç kısmında da lens kristallenemiz var. Şimdi gözü şöyle biraz daha baktığımız zaman, şöyle ayırdığımızda kabaca, evet, göz çukurunun içinde olduğunu söylemiştik. Bakın burada bir sinirle, nervus opticus ile beyinle bağlantılı. Dolayısıyla doğrudan ayrılmadığını görüyoruz. Evet, şurada bunu hemen gözün arka tarafında bakın bir çift sinir şeklinde uzadığını görüyoruz. Dolayısıyla optik sinirlerin olduğu kısımdır burası. Yine dış kısım, şöyle yine yandan güzel görüntümüz var. Baktığımızda evet, ön yüzey nispeten düz görüyorsunuz. Arka şu kısım
Nispeten daha sert yapıda, hani kemiksi yapı değil elbette ama gözün gerçek yapısını ve şeklini korumak üzere sağlam bir dokuda, yani bağ dokudan daha güçlü bir dokuda olduğunu söylememiz mümkün. Şimdi tabii burada yine baktığımız zaman gözü hatırlayalım. 3 tane katman olduğunu söylemiştik. Bir tanesi sklera, ki bu şu an gördüğümüz kısım sklera katı dediğimiz dışarıdaki ona yapısını veren kısım. Hemen bunun içinde koroid tabaka vardır. Bu da işte hemen ortada yer alan tabaka. Bir de içte retina dediğimiz damar tabaka bakımından veya damar ağı bakımından son derece zengin olan kısımdan bahsediyoruz demektir. Şimdi gözü biraz daha detaylı olarak görmek gerekirse şöyle bir işlev yapalım. Gözü buradan ayıralım. Evet. Bu şekilde ayırdık. Bu arada şunu belirtmek lazım. Bütün görsellerimizde ve uygulamalarımızda daha önceden ölmüş olan, dolayısıyla etik ilkeler açısından kurallara riayet ettiğimizi, dolayısıyla balıkların tarafımızdan öldürülmediğini ama ölmüş balıkların kullanıldığını söylememiz gerekir. Dolayısıyla etik kurallar açısından tamamen uyum içinde olduğumuzu belirtmek durumundayız. Evet, şimdi dikkat ederseniz bir kesi yaptığımız zaman, hafif bir ses de duyduk zaten, sert bir doku. Evet, bakın içerisi tabii damar tabakanın da olduğu arka kısımdan hemen bir giriş yaptık. Şurada dikkat ederseniz bakın bir lensimiz var. Lens kristallinamız var. Evet, biraz daha yaklaşabilir miyiz şuraya? Evet, bakın lens kristallinamız söz konusu. Tabii bu şimdi sıvı yapımız söz konusu ama burada şunu söylemek lazım. Lens kristallinanın olduğu, yani retinanın irisin hemen arkasındaki bu lens kristallinanın olduğu konum, iki tane sıvı özelliğinde olan, ön taraftaki daha sıvı humor aqueous dediğimiz bir sıvı, bir de arkada humor vitreous dediğimiz daha bir jelatinimsi, zaten bu da dikkat ederseniz akışkan olmayan fazla, evet bir akışkanlık var ama su gibi değil en azından. Böyle bir yapının içinde tabii değişik kaslarımız var elbette bu gözü hareket ettirmeyi sağlayan. Dolayısıyla yine göz merceğini de hareketini sağlayan. Çünkü ışık girdiği zaman ön taraftan dolayısıyla hemen arka tarafa retina tabakasına görüntünün düşmesi sürecinde ne yapıyor? Retinada bir kasılma veya nasıl diyelim ışığa uyum söz konusu. Bu da balıklarda tabii insanlardaki kadar çok gelişmiş değil. Ama sonuç itibariyle bütün anatomik ve fizyolojik özellikler benziyor. Şimdi görsel üzerinde tabii bu genel anatomik yapının detaylarını şöyle bir görsel üzerinde aktarmamız söz konusu olduğunda dikkat ederseniz. Evet, şurada nedir? Bahsettiğimiz sklera, koroid ve retina tabakalarımız var. Retina tabakası zaten damar tabaka olarak bildiğimiz kısım. Arkada optik lob, demin de zaten balığın gözünü ayırmaya çalıştığımızda o bağlantıyı sağlayan sinir kısmını görmüştük. Lens kristallina dediğimiz, bakın bu şekilde daha yuvarlak bir yapımız var. Ön tarafta özellikle şu iris tabakasının olduğu kısım nispeten ve şurada kornea nispeten daha düz. Az önce de balığın kendisinde de bunu daha düz olduğunu göstermiştik zaten. Dolayısıyla baktığımız zaman göz bu denli kompleks ama insanla tamamen uyumlu. Fakat dediğim gibi balıkların yaşam alanıyla bağlantılı olmak üzere derinlerde veya yüzeydeki konum itibariyle farklılıklar söz konusu olabiliyor. Evet, genel olarak baktığımız zaman balıklardaki göz diğer omurgalılarda olduğu gibi tamamen bütün özellikleri kapsayacak veya içerecek yapıda. Böyle olunca da dediğimiz gibi göz balıkların en önemli, nasıl diyelim, yaşam alanlarını veya yaşamlarını devam ettirmede en önemli organlarından bir tanesi olarak tespit etmek söz konusu.